Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gene bir mobil uygulama incelemesi yapacağız. Bu uygulamamız Quid ismiyle fotoğraf ve resimlerimizi sesli, müzikli, slide yapabileceğimiz bir uygulama. Hatta bu uygulama ile videolarınızı dahi slide haline getirebiliyorsunuz. Uygulamaya girmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bu uygulamayı şu şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer video içerik üreticisiyseniz veya YouTube'da veya başka yerlerde video içeriği üretiyorsanız bu uygulama gerçekten çok işinize yarayabilir. Ben bu uygulamayı kullanıyorum. Görüyorsunuzdur bazı videolarda ürün incelemelerinde genellikle resimler böyle hareket halinde geçiş yapıyor. Aslında resim ama hareketli resim yapılmış. Bunlar bu şekilde uygulamalarla yapılabiliyor. Ben bu uygulamayı kullanıyorum ve gerçekten çok beğendim. Bu videoda sizlere video halini göstermeyeceğim ama resimler nasıl yapılmış onları göstereceğim. Dediğim gibi videoları da hareketli olan zaten videolarınızı da kesit kesit alarak burada şekilli slaytlar yapabiliyorsunuz. Hemen başlayalım. Uygulamayı Google Play Store'dan bu şekilde bu isimle aratarak, Quid ismiyle aratarak bulabilirsiniz. Ve ben videonun açıklamalar kısmında da indirme linkini göstereceğim arkadaşlar size. Hemen uygulamaya giriş yapalım. Buradan ilk kez giriş yaptığımız için buraya giriyoruz. Ve şimdi burada resimlerimizi seçeceğiz. Uygulamada kullanacağımız resimlerimizi seçeceğiz. İsterseniz galeriden veya albümlerden veya Google fotoğraflardan. Buradan da fotoğraflarınızı daha hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben hemen fotoğrafları bulacağım. Burada otomobilim için çekmiş olduğum resimler vardı arkadaşlar. Ben bunları kullanacağım. Buradan bakın. İlk başa gelecek resmimi ilk önce seçiyorum. En sondan başladım. Daha sonra bunları düzenleme yapabiliriz zaten. Resimleri seçiyorum. Seçme işlemi bittikten sonra buradaki OK tuşuna basıyorum. Ve videoya başında çıkacak şekilde isim vermek istiyorsak bir yazı yazabiliriz. Aracımın ismini yazıyorum. Tamam'a bastım. Ve burada 1, 2, 3 tane sekme var. Buradaki sekmelerin bir tanesi geçiş efektlerinin ayarlanması. Bunu bence sonra yapın. İlk önce müziği ayarlayın ki ona göre efektlerinizi siz verin. Aslında efektleri otomatik olarak veriyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten, ben hiçbir şey yapmadım şu anda. Bunun düzenlemelerini yaparsak daha güzel olacak. İsterseniz buradan müziğinizi seçebilirsiniz. Telefonunuzun içerisindeki müzikleri de seçebilirsiniz. Eğer seçmek istiyorsanız buraya bastığımızda direkt galerimize geliyor. Şuradaki müziğim kısmına gelerek kullanmak istediğim müziğimi buradan buluyorum arkadaşlar. Ben bu müziği kullanmak istiyorum mesela, seçiyorum. Şu anda video işleniyor. Benim seçtiğim müzik şu anda geldi. Tabi devamında işlemlerimiz var. Az önce size sonra yapın dediğim video slide kısmına geçebiliriz. Hangi efektleri vermek istiyorsak. Bakın bu şekilde efekt var. Veya farklı bir şekilde geçip de efekt verebiliriz. Bu efektlere siz kendiniz bakarsınız arkadaşlar. Ben buraya ilk baştakini örnek olsun diye seçiyorum. Ve şurada neler var hemen bunları göstermek istiyorum size. Burada videonun süresini belirleyebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta olacağını. Bakın otomatik kendisi 42 saniyelik bir video hazırlamış. İsterseniz bunu daha uzun süre yapabilirsiniz. Daha da hatta ilerliyor. Ne kadar ilerletirsek resimlerin geçişleri o kadar yavaş olacak. Olsun, biz bunu seçelim. Şurada sinema yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ekranımıza sığdırma oranları. Bakın bastıkça şekil değişiyor. Dikey veya yatay şekilde kullanabiliyoruz. Benim kullanacağım sinema şekliyle, yani yatay şekilde olacak. Şurada müziği başlat kısmına bastığımız zaman da arkadaşlar müziği istediğimiz yerden başlangıç olarak alabiliyoruz. Yani müzik tamamıyla bizim elimizde kullanma yeri. Biz nerelerini kullanmak istiyorsak oraları kullanabiliriz. Mesela ben buradan başlamasını istiyorum belki de. Buraya basıyorum. Ve ilk başlangıç yeri orası oluyor. Filtreler var. İstediğiniz filtreleri ekleyebilirsiniz. Filtreleme yapabilirsiniz. Buradan da çıkıyorum. Ben filtreleme seçmeyeceğim. Videonun iç kısmına da yazı ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yerde yazı koyabiliyorsunuz. Şurada kapanış jeneriği var. Eğer buna basarsanız, buna basmayın arkadaşlar. Uygulamanın ismi videonun sonunda çıkıyor. Yani Quid ismi videonun sonunda çıkıyor. Bunu kullanmanızı önermem. Reklam yapmış oluyorsunuz zaten uygulamanın. En baş tarafa tekrar gelelim. Buradaki ayarlamamız bitti. Sesini ayarlamıştık zaten. En başa geldiğimiz zaman da dediğim gibi buradan tekrar, eğer isterseniz videonun hareket geçişlerini tekrardan değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel şeyler var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ve şurada resimlerin üzerinde gördüğünüz bir ayarlama düğmesi var. Buna basalım. Burada neler var? Bunları hemen göstereyim sizlere. Buraya bastığımız zaman o anki resme, oradaki resme, bakın şurada altta resimlerde görüyorsunuz. Hangisini ayarlama yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki burada, mesela şurada bagaj kısmını göstermiş. Buraya bir yazı yazmak istiyorsunuz. Yazı ekleme yapabilirsiniz.
Şurada sayfa düzeni yazan yer gene aynı şekilde arkadaşlar. Az önce gösterdiğim şekliydi. Sadece bu resim için ekranın sığdırma oranını ayarlayabiliyorsunuz. Resmin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Ve burada odak kısmı var. Odak, onu gösterebilmemiz için bir resmimizi değiştirelim. Şurada odaklayabileceğimiz bir resim bulmaya çalışalım. Mesela şu resimde odak belirleyeceğim arkadaşlar şimdi. Odağa basarsam bana diyor ki hareket halindeyken hangi tarafa resmin yaklaşması isteniyor. Burayı seçiyorum. Örnek olarak görelim. Bakın göreceksiniz. Hatta videomuzu şöyle oynatalım. Gördüğünüz gibi seçtiğim taraf ekrana doğru tuttum. Biraz daha ekrana doğru gitmeye başladı. Tekrar gene resim ayarlamamıza gelelim. Daha fazla neler yapabiliyormuşuz. Şuradaki süre kısmına bastığımız zaman arkadaşlar sadece o resmin biraz daha uzun sürede olmasını veya biraz daha kısa sürede olmasını ayarlayabiliyoruz. Şu anki girdiğimiz yer zaten sadece resimler için, resmin üzerine tıklı olduğumuz için diğer ayarlar da genel olarak yapılan ayarlardı. Şu anda sadece bu resmi süresini uzatma veya kısaltma yapabiliyoruz. Mesela şu anda kısayı seçtik. Daha çabuk bitecek. Bu resim geçişi daha çabuk olacak. İstersek koyduğumuz resmi de buradan kaldırabiliyoruz. Daha sonra kaldırmak istediğimizde bu resmi kaldırabiliyoruz. Aynı resmi kopyalayarak videonun sonuna, ortasına veya başka yerlerine koyabiliyoruz. Veya buradaki resmin yerini de buradan seçerek değiştirebiliyoruz. Farklı yerlere atayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu tamamladık. Ben size bitmiş halini şimdi göstereceğim. Videoyu da burada sonlandıracağım. Siz ekranın sonunda bu yaptığımız slaytı izleyeceksiniz ve videomuz bitecek. Yalnız sizden bir ricam var. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Every single day.